Lavriye ders veren Kadı Han, sakalları bile yeni çıkmaya başlamış genç bir alim. Cengiz Han'ın torunu Hilavgu'ya dersini vermiştir. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın torunu Hilavgu, 1258 tarihinde Bağdat'a girerek Abbas halifesi mutasımı keçiye sarıp Moğol atlarının ayakları altında ezdirerek öldürtür. Şehirde katliamlara başlar ve şehri yağmalar. Kadın, yaşlı, çocuk, hamile demeden bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre ise 400 bin kişiyi katleder. Cami, hastane, saray ve benzeri ne varsa hepsini yok eder. Milyonlarca dini ve ilme eserin büyük bir kısmının Dicle nehrine attırır. Hulagu'nun zalimliğini anlatmak için Dicle'nin günlerce kan ve mürekkep aktığı söylenir. Hulagu, o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirir. Kimse Hülagu tarafından öldürülmek korkusuyla bu davete icabet etmez. Zamanın genç alimlerinden Kadıhan daveti kabul edeceğini söyler. Kadıhan ufak tefek tıfıl bir gençtir. Daha sakalı bile çıkmamıştır. Kadıhan Hülagu ile görüşmek için kendisine bir deve, bir keçi ve bir de horoz verilmesini ister. Kadıhan hayvanlarla birlikte çadıra varır hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer ve kendisini tanıtır. Hülagu genci tepeden tırnağa süzer ve bana göndermek için bula bula seni mi buldular? Gönderecek başka birini bulamadılar mı diye sorar. Kadıhan gayet sakin bir şekilde görüşmek için iri yarı boylu postu birini istiyorsan bir deve getirdim. Sakallı yaşlı birisiyle görüşmek istiyorsan bir keçi getirdim. Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin der. Hülagu karşısındakinin sıradan birisi olmadığını anlar ve şöyle otur bakalım diyerek ilk sorusunu yöneltir. Söyle bakalım. Beni buraya getiren sebep nedir? Kadıhan gayet sakin bir şekilde seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas kayyemizi unutup makam, mevki, mal, mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdiler. Hülagı bu sefer ikinci sorusunu sorar. Peki beni buradan kim gönderebilir? Kadağan o da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp bize verilen nimetin kıymetini bilir. Zek ve sefadan, israftan, zulümden birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın der. Bugün İslam aleminin perişan halini özetliyor değil mi? Yorumlarınızı bekliyorum.